Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametleri. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışının önemli bir alameti olan Fırat nehrinin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması, Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud gibi pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük akarsuyu, Fırat Nehri. Bu nehir, 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki devasa Keban Barajı, Fırat'ın akışını kesti. Diğer bir deyişle, nehir durduruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir başka hadisi şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak eden her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim. Fırat nehrinin suyu çekilip. İmam Suyuti gibi büyük hadis alimlerinin ortak kanaatlerine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste verdiği bu bilgiyle, Fırat nehrinin akışının durdurulmasına işaret etmiştir. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı, Fırat nehrinin suyunu keserek durdurmuş ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın gelişini müjdeleyen bu ahir zaman alameti de gerçekleşmiştir. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça. İnşa edilen bu 210 metrelik dağ gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması sebepleriyle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Bölgeyi gösteren şematik çizimlerde görüldüğü gibi baraj adeta betondan dev bir dağı andırmaktadır. Ve bu barajdan hadisteki altından bir dağ benzetmesine uygun olarak altın değerinde bir servet dökülmektedir. Bu hazine üzerinde kıtal vuku'a gelir. Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan ve halen de devam eden terör sebebiyle oradaki toprak sahipleri, bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde tam haber verdiği şekilde 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Kuşkusuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki haberlerin tam işaret edildiği şekilde bir bir ardı ardına ortaya çıkmış olması Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış vaktinin de geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla 1975 yılında gerçekleşen Fırat'ın suyunun kesilmesi olayı Hicri 1400'lü yani miladi 1979'la 80'li yıllarda faaliyetlerine başlayacağı bildirilen Hazreti Mehdi aleyhisselamın şu an görev başında olduğunu ve o dönemde ortaya çıkacağı günlerinde çok yaklaştığını müjdeleyen çok önemli bir ahir zaman alametidir. Şimdi Mert kardeşimiz ki hocam diyor, Fırat'ın suyu kesildi diyor. Ama diyor rivayette altından bir dağ çıkacağı da belirtiliyor diyor. Bu nedir diyor. Şimdi Fırat'ın suyu kesiliyor. Su kesildiğinde normalde felaket getirir. Yani evet. Tarım olmaz. Hayvancılık olmaz. Evet. Değil mi orada? Evet. Fırat'ın suyu kesildi. Ama oluk gibi altın karşılığı, o zaman para birimi altın. Evet. Altın karşılığı muazzam servet geldi. Evet. Elektrik, sulama, evet, hayvancılık bölgede muazzam yayılmış oldu. Evet. Yani bir felaket getiren su kesilmesi değil. Burada Peygamberimizin vurgulamak istediği bu. Yani altından bir dağ çıkacak. Evet. Yani muazzam gelir getirecek. Size felaket getirmeyecek. Evet hocam. Para getirecek, gelir getirecek, imkan getirecek. Müteşabihtir bu anlamda. Yoksa yani gerçekten hakikaten altın yatağı da çıktı altında. Evet. Fırat'ın hakikaten zemininde bir altın yatağı çıktı. Testerde çıkmıştı. Ama asıl anlamı yani böyle konik, böyle koskoca bir dağ anlamında değil. Evet. Yani
yani konik bir dağ altı, bunun altında yatıyor anlamına değil. Bu su kesilmesi tahribat ve fakirlik getirmeyecek, zenginlik, bereket, bolluk getirecek. Bu anlamdadır. Evet hocam, inşallah. Bir de orada kan akmasından bahsediyor diyor. Olay anında hadislerde. Oradaki bölgeye bakıyoruz. Fırat ve Irak bölgesi. Terör bir yandan. Evet. PKK terörü. Irak'ta Amerikalıların akıttığı kanlar, Saddam'ın akıttığı kanlara baktığımızda bölgenin bir kan yatağına döndüğünü görüyoruz. Evet hocam. Ve Peygamberimiz hadisinin o yönden de doğru olduğunu görüyoruz. Neyse, başka bölgede kan yok. Ama o bölgede kan yoğunlaşmış. Evet hocam. Orada kan yoğunlaşmasına Peygamberimiz dikkat çekiyor. Müteşabih yönü budur. Yani evet, açılımı budur. Evet.